Bismillahirrahmanirrahim. Kavaidül İrab derslerinin ikincisindeyiz. El meseletul ula, birinci mesele. Fi şerhiha, onun şerhine dairdir. Yani cümlenin şerhine dairdir. İ'lem bil ki ennel lafza, muhakkak ki lafız. Öyle lafız ki el müfide, faydalı lafız. Lafız ağızdan atılan herhangi bir şey demektir. Daha sonra onu sıfat kullanarak daraltmıştır. Herhangi bir şey değil ifadesi, yani bir faydası olan lafız. Faydası olmayan lafızlar var mıdır? Vardır. Bir sarhoşun ağzından çıkan lafız faydasız olabilir. Uyuyan kişi yani boş boş konuşabilir, faydalı lafız olmaz. Bunun gibi. Demek ki faydalı lafız kasıtlı söylenen şeydir. Öyleyse yani sen bil ki ennel lafzal müfide, muhakkak ki faydalı lafız yüsemme isimlendirilir. Ne isimlendirilir? Hüve, o faydalı lafız isimlendirilir. Yüsemma meçhul fiil, hüvesi naibu fail, el lafza müfide gitmekte. İşte o faydalı lafız isimlendirilir. Ne diye? Kelamen, kelam diye isimlendirilir. Ve daha ne diye? Cümleten, cümle diye isimlendirilir. Yani konumuz kelam ve cümle üzerine. Ve na'ni, biz kastediyoruz bil müfidi, müfid kelimesiyle. Müfid kelimesiyle ne kastedildiğini anlatıyor. Ma o şey ki yahsunu, güzel oluyor. Es-sukutu, susmak aleyhi, onun üzerine. Üzerine susulması güzel olan şeye müfit demekteyiz. Ve ennel cümlete, muhakkak ki cümle nedir? E'ammu, daha umumidir, daha geneldir, daha geniş kapsamlıdır. Neden? Minel kelami, kelamdan. Kelam daha dar kapsamlı bir lafızdır. Fe öyleyse küllü kelamin, her kelam nedir? Cümletün, cümledir. Ve la yen'akis, ve la yen'akisu, aksi ise doğru değildir. Yani küllü kelamin cümletün, her kelam cümledir ama her cümle kelam değildir. Cümle olmak kolaydır, kelam olmak zordur. Ortaya çıkan mana bu oldu. Ele tera, görülmez mi? Enne, muhakkak ki nahve game zeydün, game zeydün benzeri. Neden olan game zeydün? Min gavlike, senin sözünden olan. İn game zeydün, game amrun cümlesinden alınmış olan game zeydün. Game zeydün direkt kelamdır. Ama ingame zeydün gama amrun cümlesinde yer aldığı zaman artık o kelam değildir. Bir cümle olmaktadır. Neden dolayı? Başında bulunan inden ötürü. Yüsemma isimlendirilir hüve ingame zeydün gama amrun bu yapı diyelim isimlendirilir. Ne diye? Cümleten, cümle diye isimlendirilir. Ve la yüsemma kelamen, kelam diye isimlendirilmez. Niçin? لِأَنَّهُ, buradaki hu şan, لِأَنَّهُ, çünkü la yahsunu, güzel olmuyor, es-sukutu aleyhi, onun üzerine susmak. اِنْ قَامَ زَيْدٌ قَامَ عَمْرٌ cümlesinin üzerine susmak güzel olmadığından bu artık cümledir, kelam değildir. Ve keza aynı şekildedir. Ne el gavlu, söz. Neredeki? Fi cümletil cevabi, cevap cümlesindeki. Kezel gavl fi cümletil cevap, pek çok nüshada yer almamakta. Yani kavaidül irabın nüshalarda fazladır. Aralarında belirli farklılıklar mevcuttur. Sümme sonra, neden sonra? İşte cümle nedir, kelam nedir? Kısaca ona değindikten sonra el cümletü, cümle, tüsemma isimlendirilir ne diye? İsmiyeten, ismi diye, yani cümleyi ismiye, isim cümlesi diye isimlendirilir. Burada cümle ikiye ayrılacak. İsim cümlesi ve fiil cümlesi olarak cümle ikiye ayrılır diyecek. Tüsemma isimlendirilir cümle ne diye isimlendirilir? İsmiyeten, ismiye diye, yani cümleyi ismiye diye. İn şayet büdiyet başladıysa, bismin, isim ile başladıysa. Demek ki isim cümlesi nedir? İsimle başlayandır. Ne gibi? Ke zeydün gaimun. Ke zeydin gaimun da olabilir. Keften dolayı zeyd mecrur olur ama
kefe itibar etmiyoruz. Ke zeydün gaimun. Zeyd ayaktadır şeklinde. Zeyd isimdir. İsimle başlarından dolayı burası bir isim cümlesidir. Ve inne zeyden gaimun. Muhakkak ki Zeyd ayaktadır. İnne harfle başlamış yani cümle. Harflere itibar edilmez. Dolayısıyla isim cümlesidir. Hemen ardından gelene bakacağız. Ardından isim gelmiştir. Ve hel zeydün gaimun. Hel her ne kadar harf olsa da bir soru istifham olsa da ona değil ardından gelene ki ardından gelen isimdir ona itibar ederek karar veriyoruz. Zeyd ayakta mıdır? Ve ma zeydün gaimun yine harfe itibar etmiyoruz. Burada ne anlatıldı? Cümle isim cümlesi diye adlandırılır. Eğer isimle başladıysa denildi. Esasen bunun istisnası var. Nedir o da? Mef'ul fiilin başına aktarılabilir. Ne gibi? İyyâke ne'budu de olduğu gibi. Şimdi fiil cümlesinde okuduğumuzda onu daha iyi anlayacağız. Ve fe'liyeten ve cümle fe'liye diye isimlendirilir. Yani cümle fiil cümlesi olarak da ayrılır. O da inşaet büdiyet başladıysa bir fiilin fiil ile cümle fiille başladıysa ona fiil cümlesi denilir. Ne gibi? Ke game zeydün. Game fiildir. Zeyd onun faalidir. Madem ki fiille başlamış öyleyse bu fiil cümlesidir. Ve hel game zeydün. Hel yine önemsiz. Ardından gelene bakıyoruz. Game fiildir. Öyleyse fiil cümlesidir. İşte burası önemli. Ve zeyden zarabtuhu. Zeyden isimle başlamış. Öyleyse isim cümlesidir diyemiyoruz. Neden? Bu zeyd nedir burada? Başa aktarılmıştır. Cümlenin aslı zarabtu zeyden zarabtuhudur. En baştaki zarabtu gizlenmiştir, hasfedilmiştir. Buna da zaten iştigal denilmektedir. Buradan ne anlaşıldı? Zeyd her ne kadar isim olsa da cümle isimle başlamış olsa da yine de fiil cümlesi denilmektedir. Buna bir örnek daha verebiliriz. Az önce bahsettiğimiz Fatiha suresindeki İyyâke ne'budu. İyyâke zamirdir. Ne'budu ardından fiil gelmiştir. Ne'budu İyyâke demektir. Ne'budu biz ibadet ederiz. Na'budu fiil, nahnu fa'il, iyyake mef'uldür. İyyake ne olmuş? Fiilin önüne aktarılmıştır. Bu durumda da yine yani demek ki isimle cümle başlamış olsa bile o isim eğer mef'ulse yine o cümle fiil cümlesi olarak adlandırılır. Ve ya abdallahi bu da yine fiil cümlesidir. Ya harftir tamam itibar etmeyelim. Ardından abd gelmiş. Bu da isimdir. Allah da isimdir. Fiil nerede? Buna nasıl fiil cümlesi demekteyiz. Bunun da takdiri var. Takdiri ed'u abdellahi. Amin olan ed'u fiili hasfedilmiştir. Onun yerine nida harfi ya gelmiştir. Aslına itibar ederek buna da fiil cümlesi demekteyiz. Lenne takdira. Çünkü takdir nedir? Zarabtu zeyden zarabtuhudur. Nereye anlattı? Zeyden zarabtuhuyu anlattı. Aslı böyledir. Ya Abdallah'ın aslı nedir? Ed'u Abdallah'tır. Bu yüzden bu da ne oldu? Fiil cümlesi kabul edildi. Ve idâ ile denildiği vakit, ne denildiği vakit? Zeydün ebuhu gulamuhu mundaligun. Denildiği vakit. Şimdi konumuz cümle idi. Cümlenin ismiye ve fiiliye olduğunu belirtti. Yani cümle ikiye ayrıldı. İsim cümlesi ve fiil cümlesi olarak cümle ikiye ayrıldı. Şimdi cümle farklı bir açıdan bakılmakta. Büyük cümle, küçük cümle. Büyük cümleye cümle-i kübra, küçük cümleye kübre, el cümletü sura, cümle-i sura denilmektedir. Birisi cümle-i kübra, diğeri cümle-i sura. Sura küçük demek, kübra büyük demek. Büyük cümle, küçük cümle. Zeydün, Zeyd nedir? Mübtedadır. Ebuhu, ikinci mübtedadır. Gulamuhu, üçüncü mübtedadır. Üç adet peş peşe mübteda gelmiştir. Mundaligun, gulam kelimesinin haberidir. Gulamuhu mundaligun, cümle olarak mübteda haber çünkü, isim cümlesi olarak haberdir. Neyin haberi? Ebuhu'nun haberi. Ebuhu,
gulamuhu mundalibunda cümle olarak Zeyd'in haberidir. Dolayısıyla burada birden fazla cümle var. Cümle sayısı bir hayli var. Dolayısıyla buraya cümleyi kübra denilmiştir. Şimdi ibarede zaten bu anlatılacak. Fe bu durumda Zeydün, Zeyd nedir? Mübtedeun evvelün. İlk mübtedadır Zeyd. Birinci mübteda. Ve Ebuhu kelimesinden bahsediyor. Ebuhu nedir? Mübtedeun sanin. İkinci mübtedadır. Ve gulamuhu nedir? Mübtedeun salisun. Üçüncü mübtedadır. Ve mundaligun hemen üstteki yani sonuncu kelime olan mundalik nedir? Haberus salisi üçüncünün yani üçüncü mübtedanın haberidir. Üçüncü mübteda hangisi? Zeyd 1, Ebuhu 2, Gulam 3. Demek ki gulamın haberidir ne? Mundalik kelimesi. Ve salisu üçüncüsü yani üçüncü mübteda hangisiydi? Gulamdı. Ve haberuhu ve onun haberi yani buradaki vav ma manasında üçüncü mübteda ve haberi birlikte nedir? Haberus sani. İkinci mübtedanın haberidir. İkinci mübteda hangisiydi? Ebuhu. Ve sani ikinci mübteda ve haberuhu ve onun haberi. İkinci mübteda hangisi? Ebuhu. Ve haberuhu diyor. Onun haberi hangisi? Gulamuhu mundalikun. İşte bunlar birlikte nedir? Haberul evveli, evvelin haberidir. Yani birinci mübtedanın haberidir. Birinci mübteda Zeyd'di. Haberi hangisi olmuş oldu? Ebuhu, gulamuhu, mundaligun olmuş oldu. Zeydün Zeyd, Ebuhu onun babası, gulamuhu babasının kölesi nedir? Mundaligun serbesttir, hürdür. Ve yüsemma ve isimlendirilir. El mecmu'u toplamı, hepsi, tamamı. Yani Zeydün Ebuhu, gulamuhu, mundaligun yapısı isimlendirilir. Ne diye? Cümleten kübra. Cümleyi kübra, büyük cümle olarak adlandırılır. Kübra, Ekber'in nesidir? Müennesidir. Ve gulamuhu mundaligun. Cümlede geçen gulamuhu mundaligun da isimlendirilir. Ne diye isimlendirilir? Cümleten sura, cümleyi sura, küçük cümle diye isimlendirilir. Çünkü gulamuhu mundaligun nedir? Bir mübteda, bir de haberden oluşuyor. Ve yine isimlendirilir. Ebuhu, gulamuhu, mundaligun isimlendirilir. Ne diye isimlendirilir? Cümleten kübra, cümleyi kübra diye isimlendirilir. Niye? Çünkü Ebuhu bir mübteda. Gulamuhu ikinci mübteda. Mundaligun ikinci mübtedanın haberi. Bunlar mübteda haber olarak yani gulamuhu mundaligun haber cümlesi olarak Ebuhu'nun nesidir? Yani haberidir. İsim cümlesi olarak onun haberidir. Dolayısıyla burada ne var? En azından iki adet mübteda ve iki adet haber var. Bu yüzden cümleten kübra diye isimlendirildi. Ama neye kıyasen, neye nispeten büyüktür bu? Bin nisbeti ile gulamuhu mundaliguna nispeten büyüktür. Ama bu yapı kendisinden daha büyük bir yapıya göre yine de nedir? Ufaktır. Ne gibi? Üç katlı bir ev tek katlı eve göre büyüktür. Ama üç katlı ev 10 katlı eve göre ufaktır. Ve sura ve suradır yani küçüktür Ebuhu gulamuhu mundalugun yapısı küçüktür neye nispeten neye kıyasen bin nisbeti ile Zeydün Zeyd'e kıyasen yani ilk cümleden bahsediyoruz Zeydün Ebuhu gulamuhu mundalugun yapısına kıyasla Ebuhu gulamuhu mundalugun ufaktır ama Ebuhu gulamuhu mundalugun gulamuhu mundaluguna kıyasen büyüktür. Demek ki bir cümle neye kıyaslandığına bağlı. Kıyaslandığı şeye göre hem kübra hem de sura diye isimlendirilebilir. Ve misluhu ve yine onun gibidir. Ne onun gibidir? Lakinne huvallahu rabbi ayeti de onun gibidir. Lakinne durursak lakinna diye dururuz. Geçersek lakinne diye geçiş yapılır. Biz çünkü asluhu onun aslı. Yani bu ayetten bahsediyor. Bu ayet nedir? Aslı nedir? Lakin enedir. Lakin ene. Hüve Allahu Rabbi ve illa hemen geçmeyelim gerçi. Biraz buranın üzerinde duralım. Ene birinci mübteda. Hüve ikinci mübteda. Allah üçüncü mübteda. Rabbi ise haber olmakta.
Neyin haberi? Üçüncü müptedanın yani Allah lafzının haberi. Allahu Rabbi müpteda haber olarak neyin haberi? Hüvenin haberi. Hüve Allahu Rabbi neyin haberi? Cümle olarak enenin haberi. Yani yukarıdaki Zeydün ebi hulâmuhu mundalgun ile nedir? Benzerdir. Ve illa yani in la lakinlerin aslı lakinden aslı böyle olmasaydı la elbette ile denilirdi. Ne denilirdi? Lakinnehu denilirdi. Fark ne? Hemen yukarıdaki ayete bakıyoruz. Lakinne hüve. Hüve nedir burada? Munfasıl yazılmış. Yani kelimeden ayrı. Lakinne hüve baktığımızda ise muttasıl yazıldığını görmekteyiz. Bu da aradaki farkı, durumun böyle olduğunu gösteren bir işarettir. Cümle-i Kübra'ya ve Sura'ya bir iki örnek vermeye çalışalım. Örnek: Zeydün game ebuhu. Tekrar edelim. Zeydün game ebuhu. Zeyd mübtedadır. Game ebuhu cümle olarak onun haberi olmaktadır. Cümledir. Çünkü game fiil, ebu onun faili olmakta. Merfu ebu, eba ebi. Farklı bir örnek daha verelim. Zeydün ebuhu gaimun. Zeydün ebuhu gaimun. Zeyd mübteda. Ebuhu ikinci mübteda. Gaimun haber. Neyin haberi? Ebuhunun haberi. Ebuhu gaimun cümle olarak Zeyd'in haberi. Bir örnek daha. Zeydün ezunnuhu zahiben. Zeydün ezunnuhu zahiben. Biraz da sureye örnek verelim. Game ebuhu. Game ebuhu. Veya ebuhu gaimun. Bu şekilde. Bir de fiil cümlesi, isim cümlesi ayrımına örnek verelim. Örnek işte kafirun. Kul ya eyyuhel kafirun. Kul ya eyyuhel kafirun. Cümle neyle başladı? Kul. Emri hazır ile başladı. Yani fiildir emri hazır. Öyleyse kul ya eyyuhel kafirun fiil cümlesidir. La e'budu ma te'budun cümlesi yine cümleyi fiiliyedir. Çünkü fiil muzari var. La e'budu. Fail var. E'budu da ene var. Müstetir. Vücuben. Gizlenmesi vücubu olan ene faili vardır. Ma te'budune yine cümle-i fiiliye. Fiil fail. Ve la entum abidune mübteda haber olduğundan isim cümlesi. Çünkü entum abidune mübteda haber. Ma e'budu cümle-i fiiliye. Çünkü fiil muzari fail var. Ve la ene abidun cümle-i ismiye. Çünkü mübteda ve haber var. La ene ben değilim ne değilim abidun ibadet edici değilim. Ma abettum cümle fiiliye fiil mazi fail var. Ve la entum abidune cümle ismiye mübteda haber var. Ma a'budu cümle fiiliye fiil muzari ve fail var. Bu şekilde bu videomuzu da bitirmiş